Güneşimiz. Her şeyin kaynağı. Güzel bir gün doğumunda harika manzaraların öznesi. Fakat milyonlarca kilometre ötede duran bu güzelliğin bir termonükleer canavar olduğunu unutabiliyoruz kimi zaman. Manyetik alanımız olmasa ondan gelen yüklü parçacıkların atmosferimizi ve tüm yaşamı yeryüzünden silebileceğini. O yüzden onun hareketlerini çok yakından takip ediyoruz. Güneş parlamaları, fırtınaları ve benzeri tüm olaylar doğrudan bizi ilgilendiriyor. Bu olgulardan biri de sık sık duyduğumuz güneşin kutuplarının yer değiştirmesidir. Evet, bizim dünyamızın da olduğu gibi güneşimizin de bir manyetik alanı ve bu manyetik alanında bir güney ve kuzey kutbu bulunuyor. Ve bizim dünyamızda da belirli aralıklarla olduğu gibi bu güney ve kuzey kutuplar güneşte de yer değiştiriyor. Fakat bizde bu aralıklar yüz binlerce yıl ile ifade edilirken güneşimiz için bu çok daha kısa aralıklarla. Yaklaşık 11 yılda bir olur. Evet, güneşimizin manyetik kutupları 11 yılda bir ters döner. Ve yeni döngünün de tam ortasında bulunduğumuz bir dönemdeyiz şu anda. Güneşimizin kutupları yer değiştiriyor. Peki bu ne anlama geliyor bizim için? Birlikte inceleyelim. Güneşin kutupları ters dönüyor dediğimizde bir kıyamet senaryosundan bahsediyormuşuz gibi gelse de, başta da bahsettiğimiz gibi bu çok olağan bir durum aslında. Ki en son 2013 yılında gerçekleşmişti bu. Bu döngüden haberdar olmamıza rağmen 2013 yılında da olduğu gibi bu yılda çeşitli kaynaklardan kıyamet senaryoları duyuyoruz. Bu alışkanlığa engel olmak kolay olmasa da en azından olayın bilimsel altyapısına hakim olduğumuzda bilinçli bir tartışma gerçekleştirebiliriz. Öncelikle güneşimizde bu dönemlerde çok fazla aktivite olduğunu duymuşsunuzdur. Güneş lekeleri bunların en belirgin olanları. İşte güneş yüzeyinde siyah noktalar olarak gözlemlediğimiz bu olayların temel nedeni de kutupların değişimi sırasında yaşanan kısa süreli değişimlerdir. Bu değişimlerde haliyle güneşin durağan zamanlarına göre çok daha güçlü manyetik faaliyetlerin ve güneş parlamalarının yaşanmasına neden oluyor. Bunlardan biri koronal kütle atımı olarak bildiğimiz olaylar. Güneş fırtınası olarak da biliyoruz. Güneş yüzeyinde manyetik alanın lokal olarak ani değişimler yaşaması sonucunda bir anlamda çok yoğun ve yüklü bir parçacık bulutunun ani bir şekilde uzaya fırlatılması olarak özetleyebileceğimiz bu atımlar eğer dünyamıza doğru yol alırsa işte bunun sonucunda dünyamızın manyetik alanında da kısa süreli değişimler. Bunun sonucunda da çok daha yaygın kuzey ışıkları ve iletişimde ve hatta enerji santrallerinde de aksamalar yaşanabiliyor. Bu tip olaylar insanlar açısından felaket senaryoları ile ilişkilendirilse de bunların geçici olduğunu bilen bilim insanları bunları büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Zira güneşimiz ancak 10-20 yılda bir bu kadar aktif oluyor ve güneşin hareketlerini incelemek için de çok büyük bir fırsat sunuyor. Ama bunun etkilerini ve hem bizim hem de bilim dünyası için ne anlama geldiğini daha iyi anlamak için güneşimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Özünde güneşimizin hidrojen atomlarını füzyon denen bir süreçle birleştirerek helyum ürettiğini ve bu birleşme sırasında devasa bir enerji ortaya çıkardığını biliyoruz. Bu enerji de tüm ısının, yaşamın kaynağı zaten. Genellikle güneşin çekirdeğinde gerçekleşen bu süreci doğrudan incelemek haliyle çok zor. Neredeyse imkansız. Zira zaten bizden 150 milyon kilometre kadar uzaklıkta bir cisimden bahsediyoruz. İnanılmaz yüksek sıcaklıklar nedeniyle bir uzay aracını doğrudan gönderip yerinde incelemek de kolay değil haliyle. Fakat bu birleşmenin gerçekleştiği çekirdeğin çevresinde bir konvektif yani iletken bölge bulunuyor. Füzyonda ortaya çıkan ısı gazı aşırı ısıtarak plazmaya dönüştürür. Bu plazmada güneş içerisinde hareket ederek bizim atmosferimizde veya okyanuslarda olduğu gibi sıcak ile daha soğuk bölgeler arasında bir akıntı yaratır. Bu akıntılar da güneşteki aktivitelerin temel nedeni zaten. Bu hareket bir taraftan da güneşin manyetik alanının da sebebi. Bu manyetik alan da güneşin içinde gerçekleşen ani plazma hareketleri nedeniyle bölgesel olarak değişimlere uğruyor. Kaynayan bir çorbanın üzerinde belirli yerlerde ortaya çıkan kabarcıklar gibi bu bölgelerden kütleler uzaya yayılıyor. Bu patlamaların gerçekleştiği noktalarda yine sıcaklık farkları nedeniyle siyah görünüyor. Ki o yüzden güneş lekesi diyoruz bunlara. Ve bu siyah noktaların arttığı dönemlerinde güneşimizin kutuplarının ters dönmesine yakın dönemlere denk geldiği 50'li yıllarda keşfedilmişti. Şu an içinde bulunduğumuz döngünün önemli bir farkı da Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olan güneş tutulmasına da denk gelmesi olacak. Bu elbette bilimsel açıdan güneşteki faaliyetlerin tam tutulma sırasında daha iyi gözlemlenmesi anlamına gelecek. Dünyamız açısından bu tutulma ile güneş faaliyetlerinin denk gelmesi bir fark yaratmayacak.
Fakat tabii asıl soru burada güneşimizde yaşanan bu faaliyetlerin bizim açımızdan ne anlama geldiği ve neden anlaşılmasının bu kadar önemli olduğu. Öncelikle bu olayların dönemsel olduğunu ve her zaman olacağını biliyoruz. Fakat şiddeti ve zamanlaması konusunda hala net bir tahminimizin olmaması belirsizlik yaratıyor. Zira daha önce görülmemiş şiddette bir güneş parlamasının dünyamıza ulaşması durumunda gerçekten şu anda tamamen dijitalleşen dünyada yaratacağı etkiyi tahmin etmek çok zor. Ciddi bir kozmik ışın saldırı karşısında dünyamızın manyetik alanının belirli bölgelerde yeterince güçlü olmaması, gereğinden fazla yüklü parçacığın dünyamızın atmosferine ulaşmasına neden olabilir. Bu da doğrudan hem o ulaştığı bölgede hem de dünya çapında daha önce tarihte Carrington olayı olarak bildiğimiz olayda da olduğu gibi dijital iletişimde, enerji aktarımında sorunlara yol açabilir. Tüm dünyada birkaç gün bile olsa elektrik aktarımının kesilmesi durumunda yüz milyarlarca dolarlık faturalardan bahsediyor uzmanlar. Bu kesintilerin bankacılık, sağlık ve benzeri sistemlerde yaratacağı etki ise bu faturayı daha da kabartabilir. Elbette bunlardan ilk etkilenecek olan uydularda yaşanacak sorunlar nedeniyle uçaklar, gemiler ve GPS'e dayalı tüm sistemlerde de çok ciddi sorunlar yaşanabilir. O nedenle bu döngülerin ve şiddetlerinin takibi ve tahmini çok önemli. Buradaki sorun da işte tam burada. Güneşimizin manyetik dinamosunun tam olarak nasıl çalıştığını hala tam bilemiyoruz. Kimilerine göre bu sistemin çözülmesi bir sonraki Nobel ödülünün de konusu olabilir. Bunun için de halihazırda çalışmalar mevcut elbette. Örneğin 2020 yılında fırlatılan ve Avrupa Uzay Ajansı'nın önderliğinde başlatılan Solar Orbiter aracı Güneşimizin yörüngesinde bulunuyor ve bu araç Güneşimizin manyetik kutuplarını daha yakından inceleyebiliyor. Tabii 2018 yılında NASA'nın gönderdiği Parker Solar Probe aracı da Güneşimize mümkün olduğunca yaklaşma yolculuğuna devam ediyor. Ve bu araç tam da az önce bahsettiğimiz Güneşimizin yüzeyinde gerçekleşen kütle patlamalarının içerisinden geçebilecek ve bu kütleyi ve çıktığı bölgeyi daha yakından inceleyebilecek şekilde tasarlandı. Dünyamızda da Hawaii'de bulunan Inouye Güneş Teleskobu gibi gözlem noktalarından incelemeler devam ediyor. 2019 yılında hizmete giren bu teleskop bu zamana kadar alınan en yüksek çözünürlüklü görselleri sunmuştu bize. Tüm bu araçların temel amaçlarından biri de Güneş'in yüzeyinde gerçekleşen bir kütle atımını kaynağından başlayarak dünyamıza ulaşana kadar takip etmek ve bu etkileri baştan sona belgeleyebilmek. Bu sayede dünyamızın hava durumunda gittikçe daha hassas tahminler yapan meteorologlar gibi Güneş'imizin havasını da daha iyi tahmin etmeyi amaçlıyorlar. Bu çalışmaların tek amacı elbette dünyamızı etkileyecek güneş olaylarını tahmin etmek de değil. Özünde bu çalışmalar her şeyin kaynağı, çok yaygın görülen bir yıldız olan güneşimizi daha yakından tanımayı amaçlıyor. Sadece kendi galaksimizde bile milyarlarca benzeri bulunan bir yıldız güneşimiz. Kendi güneşimizi daha iyi anladığımız zaman bu milyarlarca yıldızın da çalışma sistemini anlayabileceğiz. Evrenin en önemli şifrelerinden birini saklıyor güneşimiz aslında. Daha büyük soruların cevaplarını. Zira dünyada yaşamın varlığı da güneş sayesinde. Güneşimiz daha aktif bir güneş olsaydı ya da dünyamızın manyetik alanı biraz daha zayıf olsaydı yaşam mümkün olmazdı. O nedenle güneşimizin nasıl çalıştığını anlamak, özünde yaşamın nasıl çalıştığını anlamak anlamına gelecek. Hem burada hem de diğer sayısız yıldızın yörüngesindeki bazı gezegenlerde. Bu bilgiyle herhangi bir yıldız sisteminde, herhangi bir gezegende yaşamın varlığı konusunda oraya gitmesek bile çok güçlü tahminler yapabilir. Dünya dışı yaşamı bulma konusunda çok daha hedefli çalışmalar yapabiliriz. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.